İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Karşehir'inde defineciler tarihi kiliseyi kazdı. Ararat Mirzoyan, Polonya Senatosu Başkanı'na Artsakh Dağlı Karabağ sorununa barışçıl yoldan çözüm bulunmalıdır dedi. Hrant Melik Şahnazaryan, Artsakh'ta bulunan askeri teçhizatın geri çekilmesi Azerbaycan tarafının uzun süredir formüle ettiği taleplerden biridir. Büyükelçi Megardıçyan, Yunanistan Milli Kütüphanesi'ne Ermeni halkının tarihi ve kültürü hakkında kitaplar bağışladı. Bunaltıcı sıcaklar 3000 yıllık Batı Ermenistan'ın Kamah tuzuna bereket getirdi. Nahiri Boğusyan ve Ruben Melkonyan'ın Ergir'den Kaçış başlıklı kitabı yayınlandı. Şirak'ın Sözlü Kültüründen Ölçüler adlı program başladı. Batı Ermenistan'ın Kars'ta define avcıları tarihi kiliseyi kazdı. Duvarlarına kadar yıkılan kilisenin duvar kaplamalarına kadar kırarak define aradılar. Kars Kalesi altında bulunan kilise kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak yıkılmış halde bulunuyor. Kilisenin duvarları yıkılırken içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu. Taşları bile kırmışlar. Geriye çok fazla bir şey kalmamış. Kars Kalesi altında bulunan 150 yıllık kilisenin büyük çoğunluğu geçen süre içerisinde yıkıldığını hatırlatalım. 19 Temmuz'da resmi ziyaret için Varşova'da bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Polonya Cumhuriyeti Senato Başkanı Tomasz Grodzki ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Bakan Mirzoyan, 44 günlük süren savaşın yol açtığı insani sorunlara değinerek, Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulan Ermeni savaş esirlerinin ve sivillerin bir an önce serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesinin yanı sıra, Azerbaycan kontrolündeki Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasının korunması gereğini vurguladı. Artsakh Dağlı Karabağ sorununun müzakere masasında barış yoluyla bir çözüm bulma gerektiği vurgulandı. Tomasz Grodzki, barışa ulaşma çabalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti. Siyaset bilimci Hrant Melik Şahnazaryan şunu yazdı. 16 Temmuz'da Tiflis'te Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının görüşmesi gerçekleşti ve yaklaşık 3 saat sürdü. İki ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı benzer ancak anlamsız açıklama, tarafların gerçek anlaşmalar konusunda sessiz kaldığını düşündürdü. Ve burada Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri bugün savaş nedeniyle Artsakh'ta bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri birimlerinin Ermenistan Cumhuriyeti'ne döndüğünü duyurdu. Ancak bilgilerime göre Artsakh'ta Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin herhangi bir birimi bulunmuyor ve terhis siyasi bir açıklama için konu değil, bu nedenle tartışılan konunun ilk bakışta göründüğünden çok daha anlamlı olduğu varsayılabilir. Bu durumda söz konusu Artsakh'ın silahsızlandırılmasıdır. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ordu birlikleri dedikleri zaman eminim ki bu makamlar Azerbaycan tarafının uzun süredir formüle ettiği taleplerinden biri olan Artsakh'ta bulunan askeri teçhizatı kastetmektedirler. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yunanistan'daki Büyükelçisi Dikran Mıkırdıcan Yunanistan Milli Kütüphanesi'ni ziyaret etti ve kütüphane müdürü Stavros Zumbulakis ile görüştü. Büyükelçi Mıkırdıçyan, kütüphane başkanının eşlik ettiği kütüphaneyi gezdi ve burada depolanan literatürle tanıştı. Toplantıda muhataplar kütüphaneler arası işbirliğinin, temasların, karşılıklı ziyaretlerin ve deneyim alışverişinin önemini vurguladılar. Taraflar ortak etkinlikler düzenleme perspektiflerini tartıştılar. Büyükelçi Mıkırdıçyan, Yunanistan Milli Kütüphanesi'ne Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit tarihi, Ermeni halkının tarihi ve kültürü hakkında çok sayıda kitap bağışlayarak edebiyatın Yunanistan Milli Kütüphanesi'nde hak ettiği yeri alacağını umduğunu ifade etti. Batı Ermenistan'da yaşayan Rumların da Türkiye'nin soykırım eylemlerinden etkilendiğini ve bugün Batı Ermenistan'ın Yunanistan ile dostluk ilişkilerinin devamlılığını çok olumlu karşıladığını hatırlatalım. Batı Ermenistan'daki Kamah, Kemah ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kömür Köyü'nde yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tuz ocağından ülkenin tuz ihtiyacı karşılanıyor. Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen tuz ocağında yaklaşık 100 metre derinlikteki tünelden gelen tuzlu su sayıları 150'yi bulan
göletlerde bekletiliyor. Su buharlaştıktan sonra havuzlar içerisinde kalan tuzlar işçiler yardımı ile toplanıyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde övgüyle bahsettiği tuz ocağının geçmişi 450 yıl öncesine dayanıyor. Yaklaşık 250 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan tuz ocağında son günlerde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle üretim de arttı. İşçilerin sıcak altında zahmetli uğraşları sonucu üretilen kamak tuzu Batı Ermenistan'ın birçok kentinde satışa sunuluyor. Nahire Boğsyan ve Ruben Melkonyan'ın Ergir'den Kaçış başlıklı kitabı yayınlandı. 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nda kalan Batı Ermenistan Ermenilerine ne oldu? Türkiye onlara karşı nasıl bir devlet politikası izledi? Nasıl oldu da 1920'den sonra Sovyetler Birliği Kars ve Sevr antlaşmalarını inceliyor ve Kars ve Ardahan'ın Türkiye'den geri alınması sorununu ciddi olarak tartışıyor? Özellikle Türk tarihçilerinin arşivlerindeki aktif çalışmalarını fark edenlerin merakla beklediği bir kitap. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit, hayatta kalanlar ve nesilleri hakkında belge ve bilgilere ulaşmanın mümkün olduğu arşivlerde. Bu kez iki Ermeni Türkolog arşivlerde detaylı ve özenle çalıştı. Onlar Ergir denen Batı Ermenistan'dan Doğu Ermenistan'a tırnak içerisinde kaçan Ermeniler hakkında kesinlikle gizli indeks altında tutulan ve şimdiye kadar bilinmeyen bilgiler buldular ve sundular. Neden ve nasıl karar verdiler, geldiler ve kaldılar? Bu kitapta Batı Ermenistan Ermenileri ve onların soyundan gelenlerin hikayeleri anlatılıyor. Bu kitap her şeyden önce Batı Ermenistan için çok önemli tanıklıklar dizisidir ve böyle bir kitabın yayınlanması memnuniyetle karşılanmaktadır. Batı Ermenistan bu kitabı yayınlayanlara teşekkür etmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın somut olmayan kültürel mirasın korunması adlı hibe programı çerçevesinde Şirak'ın Nalbantyan Devlet Üniversitesi Vakfı'nın Dış İşbirliği ve Halkla İlişkiler Departmanı ile birlikte Şirak'ın Sözlü Kültüründen Parçalar adlı programı hayata geçiriyor. Proje, Şirak bölgesinin somut olmayan kültürel miras değerlerinin toplanmasını ve dağıtılmasını öngörmektedir. Şirak'ın kırsal yerleşimleri zengin folklor depolarıdır. Batı Ermenistan'ın farklı illerinden göç eden sakinlerin bulunduğu bölgenin farklı topluluklarında ekmeğe, suya tapınma, ev ritüellerinin çeşitli biçimleri bulunmaktadır. Projenin temel amacı somut olmayan kültürel mirasın korunmasına, nesiller arası kültürel iletişimin uygulanmasına ve değerler sisteminin aktarılmasına katkıda bulunmaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Apo Arpi Derhova tarafından seslendirilen Hani Dani adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.